Dosya'dan herkese merhabalar. Bu haftanın konusu 90'lardan sonra ortaya çıkan yeni Türk sineması kavramı. Sorularımızı Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü akademisyenlerinden doktor öğretim üyesi Eylül Özçimen'e yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhabalar. Öncelikli olarak beni davet ettiğiniz için programımıza çok teşekkür ederim. Ben doktor öğretim üyesi Eylem Özçimen. E, Doğuş Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde sinema dersleri veriyorum. E, aynı zamanda akademisyenin yanında sinema ile ilgili çalışmalarım var. Kısa film yönetmenliği, senaristlik yapıyorum. E, zaman zaman ufak ufak oyunculuk çalışmalarım da oldu ama şu an e, kamera arkası daha fazla ön planda. Ee, daha çok bu çalışmalarımda öğrencilerim de çalışmalara katmayı tercih ediyorum ee, ve bu aralarda üzerinde durmuş olduğum kavramlardan bir tanesi Türk sineması, melankoli ve melankoli kavramının sinemamıza etkisi. Ee, öncelikli olarak ben yeni Türk sineması kavramını e, tekrar tanımlamak isterim müsaadenizle. Yeni Türk sineması, modern Türk sineması olarak birçok sinema eleştirmeni ve tarihçisi tarafından... 90'lardan sonra başlayan bir süreç olarak adlandırılıyor. Burada çok önemli örnekler var, özellikle bağımsız film kavramıyla e, düşünebileceğimiz ve Türk sinemasına yeni bir soluk getiren bir kavram aslında bu. E, burada belirli filmler çok fazla ön plana çıktı. Eşkıya gibi, e, onun dışında Tabutta Rövaşata gibi, Gemide, Lalilde Azize gibi bu filmlerle seyirci e, Toplum birey anlamındaki bu yalnızlıkları ve yabancılaşma kavramını daha çok Türk sinemasında görmeye başladı diyebiliriz. Yani yeni bir dönem olarak adlandırılan bir süreç aslında yeni Türk sineması. Aslında burada e, tabii ki de çok olumlu şeyler söylemek isterim ama yüzde yüz bütün film yapmak isteyenlerin teşvik edildiğinden söz edemeyiz. Tabii ki de belirli teşvikler var işte. Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu teşvikler çok önemli. Onun dışında... Ee, serbest olarak hani yapımcıların bulmuş olduğu teşvikler var. Ee, özellikle burada e, yeni dönem sinemacıları için yurt dışından yapılan belirli teşvikler var. Yürü i̇şte İmaj gibi, Göte Enstitüsü gibi, Avrupa'dan özellikle Bams filmlerine teşvikler var. Ama bu teşviklere ulaşmak bence e, bütün film yönetmenleri ve senaristler için yüzde yüz hani birinci dereceden çok kolay diyemeyeceğim hani kendi deneyimlerimden de yola çıkarak. E, ama Belirli teşvikler var tabii ki hani bu Kültür Bakanlığı başta olmak üzere söyleyebileceğimiz. Aslında dünya sinemasında melankoli kavramı tekrar edebiliriz. Dünya sinemasındaki melankoli kavramı, melankoli kavramının aslında sinemaya yansıması diyebileceğimiz bir şey, bir kavram. Melankoli dediğimiz kavram aslında yoğun duygusallık anlamına gelen bir kavram ve arabesk kavramından ayrılıyor bu anlamıyla. Arabesk burada biraz daha can acıtan ve üretime çok dönük olmayan bir kavramken, Melankoli sinemaya çok fazla eee e, olanaklar sunan ve bir hani açılım sağlayan bir kavram bence. insanın duygularından yola çıktığı için dünya sinemasında da bunun çok fazla örneğin olduğundan bahsedebiliriz. Ama kanımca e, özellikle son dönemde yapmış olduğum bir Portekiz ziyaretinden de yola çıkarak Akdeniz sinemasının ve bizim sinemamızın aslında melankoliye daha açık bir yerde olduğundan söz edebilirim. Burada son dönemde işte bir iki hafta öncesinde yapmış olduğum ziyaretten de yola çıkarak işte bu Akdeniz ülkelerinden bence en sıcak ve en böyle alçak gönüllü ama bir o kadar da kültür ve sanat alanında çalışmalar olan bir ülke olarak Portekiz'deki izlenimlerinden aslında bahsetmek isterim. Portekiz sinemasında ve Portekiz'de melankoli kavramı çok yoğun. Belkisi ilginç gelecek ama ben melankolinin insanların üzerinde değişik bir etki yarattığını, o duygusallıkla karışık olan yoğunluğun bir duygu yarattığını düşünüyorum. Ve bunun sanata yansıması çok çok güzel oluyor. Onlardaki Fernando Pessoa mesela bizdeki Oğuz Atay'la aslında eşdeğer. Ve benim gözlemim orada bizden farklı olarak bu daha edebiyatla, bir arada insanlara aktarılıyor. Lisbon'a gece treni bunun örneği. E, aslında benim de yapmak istediklerimden bir tanesi biraz daha edebiyatım bence e, edebiyat eserlerinin ya da şu o edebiyattaki yoğunluğun e, bizim filmlerimizde biraz daha aktarılması aktarılabileceğini düşünüyorum. Bazı filmlerde var ama melankoli ve hani o edebi derinlik anlamında. E, o yüzden bana çok ilham verdi bu Portekiz ziyaretim ve orada izlemiş olduğum filmler ve kitaplar. Türk sinemasında melankolik kavramını da açıklayacak olursak, bence Türk sinemasında melankolik kavramı başından beri bizim sinemamızda çok yoğun öncelikli olan bir kavram. Çünkü biz aslında her ne kadar şu dönemde öyle görünmüyor olsak da çok duygusal özellikleri olan işte duygularını belli etmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla bu özelliklerimizden dolayı bu Türk sinemasına e, doğru bir şekilde yansıtıldığını düşünüyorum. Ben yani Yeşilçam filmlerinden bu yana düşündüğümüzde. Birkaç örnekten aslında bahsetmek istiyorum. E, benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Belki seyirciler de izlemek isterler bir dönüp. Vesikalı Yarın filmi. Türkan Şoray'ın orada söylediği e, sadece aşk etmez cümlesi. Seninle daha önce karşılaşacaktık cümlesi. E, bizim aşka bakış açımızı bence bir replikte çok güzel açıklıyor. Ee, sevmek zamanı filmi de mesela böyle bir erkeğin bir kadına sadece resmi üzerinden hissettiği melankoli ve e, aşk duygusu yine bizim için hani önemli ve özel durumlar. Ee, benim de en sevdiğim iki film bu arada Sevmek Zamanı ve Skalı Yarım. Çok da böyle konuştuğumuz filmlerden biri yine derslerde de. Ee, son dönemde de tabii bunun çok da güzel örnekleri var. Hani şu dönem Türk sinemasını da e, bu anlamda çok da Arka plana atmamamız lazım. Yani melankoli'nin çok güzel yansıtıldığı ve yeni yeni böyle isimlerin anlattığı filmler var bu anlamda. Türk sinemasındaki seyirciye baktığımız zaman melankolik filmleri çok fazla tercih ettiğini yine söyleyebiliriz. Mesela benim ilk aklıma gelen hani bu duygusal temaların ve aile kavramının ön planda olduğu babam ve oğlum filmi Çağan Irman. Bu film çok fazla kişi tarafından izlendi ve çok akılda kalan Türk filmlerinden bir tanesi oldu. Keza az önce söz ettiğim bu 90 dönemindeki filmlerden Eşkıya filmi mesela yine Yavuz Torun'un yapmış olduğu film. Çok kişinin hakkında olan hani popüler özelliklere sahip olan bir film. O yüzden sinemada melankoli kavram popüler kavramlarla da bence sinemamıza yansıtılıyor ve Türk seyircisi de bunu bence tercih ediyor ve seviyor diye düşünüyorum. Melankoli ve arabesk arasındaki farklar bu. Aslında çok ince bir çizgi nasıl açıklayabilirim diye düşünüyorum. Melankoli o yoğun duygusallığı bize daha ince bir şekilde aslında hissettiriyor ve biz bir sanat eserinde o melankoli kavramını gördüğümüz zaman işte Sevmek Zamanında ya da Tabutları ve Şata filminde bir insanın bireysel olarak yalnızlığındaki melankoliyi Gördüğümüz zaman o duygu bize çok ince bir dokunuşla geçiyor ama arabeskte daha acı bir şey var. Hani daha hayattan bence kopartan bir şey var. Hani o bileklerimi kessem <laughs> durumu bizi hayattan kopartan bir şey. Çünkü ölüme yaklaştıran bir şey ve üretimi bence engelleyen bir şey. Ama melankoli daha üretime dönük bir kavram bence. Melankolik olduğumuz zaman şiir yazabiliriz, işte film ile ilgili bir şeyi daha heyecanlı izleyebiliriz ama çok acılı bir durumda kendimizi kapatıp o üretimden ve hayattan uzaklaşmış oluyoruz. O yüzden arada bununla ilgili çok ince bir detay olduğunu ve ince bir fark olduğunu düşünüyorum. Onun içinde biraz böyle şu aralar benim de yaptığım bu melankoliyle ilgili bir çalışma var. Uluslararası düzeyde de devam ettirmek istediğim umarım olur bir Akdeniz ülkesinde melankoli kavramına dair şeyler benim de gerçekten hani radarımda olan ve seyirciye geçebileceğini düşündüğüm kavramlar. O yüzden şöyle söyleyebiliriz aslında arabesk olmaktansa yoğun duygusallığımızı yaşayıp bunu yansıtabilmek bence daha hayat açısından güzel diye düşünüyorum hem de sanat eserler açısından. popüler filmler ve bağımsız filmler arasındaki farklara da geçiş yapacak olursak popüler sinema dediğimiz şey e, gişe filmleri olarak hani çok anlaşılır haliyle gişe filmleri diyebiliriz. Daha bilimsel söylememiz gerekirse tecimsel sinema ve endüstriyel sinema kavramlarıyla söyleyebiliriz. Endüstriyel sinema kültürün metalaştırılması kavramıyla yan yana söyleyebileceğimiz bir kavram. Bütün kültür eserleri gibi film eserleri de bu endüstriyel sinemada metalaştırılır. Ki başlangıcı da zaten Hollywood sinemasıdır bunun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle yükselişe geçen bir kavramdır 1950'lerden sonra. Bizde de benzer şekilde 50'lerden 60'lardan sonra ve 80 döneminden sonra tabii biraz daha liberal politikalarla yükselişe geçen bir durum. Bağımsız sinema ise sinema yönetmeninin ve senaristin aslında parayla ilgili her şeyi daha fazla göz ardı edip kendi dünyasını filme yansıtmak istediği daha idealisti idealistik bir sinema daha bilişsel bilinç bilince dönük bir sinema diyebiliriz yani edilgen izleyiciden düşünen ve yorumlayan ve seyrettiği hakkında fikir sahibi olan bir izleyici arasında bir kavram var ama burada tabii çok böyle yüzde yüz Türk izleyicisi bilişsel anlamda farkındalığı %100 yüksek bir izleyici diyemeyiz. Burada ben izleyicinin de çok suçlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim ilkokuldan itibaren eğitim programlarımızda ya da ailelerimizde çok böyle aşırı sanatsal ortamlar olmuyor ya da olmamıştır. Dolayısıyla bu insanların kendilerini geliştirdikleri üniversite yıllarında oluşabilen bir kavram. Ama bu da gerçekten benim gelişmesini istediğim bir kavram aslında. Hani Bağımsız sinema kavramı, bilissel sinema, bilinç üreten sinema kavramları umarım yakın zamanda Türkiye'de daha da bilinen ve izlenen bir duruma gelebilir diye düşünüyorum ve umut ediyorum tabii ki. 90 sonrasında ya aslında buna gişeye baktığımızda görebiliriz. burada filmi kötülemek anlamında söylemiyorum. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Çünkü her film bir üretim ve emek sonucunda ortaya çıkıyor. Recep İvedik filmlerinin izleyici kitlesiyle sanat filmlerinin izleyici kitlesini giş anlamda karşılaştırırsak zaten her şey ortaya çıkar. Sonuçta daha popüler, daha işte insanların günlük realitelerinden çıkabilecekleri, bir katarsis yaşayabilecekleri bir film tabii ki çok daha fazla izleniyor. İnsanların kendi dünyalarındaki sıkıntıları atlatmak için bu çok anlaşılır da bir konu. O yüzden daha çok gişe filmleri tabii ki tercih ediliyor. Ben biraz Türk izleyicisini tanımlamam gerekirse şey gibi düşünüyorum. Hani suya sabuna dokunmayan, e, izleyip izledikten sonra da o filmi unutabilen bir seyirci kitlesi var. Orada da işte sanat filmleri ve bağımsız filmler biraz geri planda kalabiliyor. Genel olarak popüler filmler tabii ki tercih ediliyor diyebiliriz. Şey söyleyebilirim aslında bu benim açımdan sevindirici bir konu. Hani araştırdığım konular açısından da. Artık popüler sinemayla böyle bağımsız ve sanat sinemasını bir arada getiren ürünler de çok izlenmeye başladı. Ee, bu da hani yönetmenin hem biraz para kazanmasını sağlayan ve diğer ikinci filmine yatırım yapmasını sağlayan bir olanak da yaratıyor. Platformlar da aslında bunu sağlayan durumlardan bir tanesi. Bu kavramda aslında seyirci ufak ufak o bilinçsel sinemaya doğru bilinçli sinema izleyicisine göre yaklaştırıyor diye düşünüyorum. Türk sinemasının gelişimi ve geleceğiyle de ilgili konuşacak olursak aslında burada umut verici gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki belirli isimler var. Hani kanda ödül alan ve belirli bir seyirci kitlesi olan. Mesela Nuri Bilge Ceylan sineması böyle bir sinema. İyi ki de var Nuri Bilge Ceylan sineması ki bu alanda yapılan çalışmalar dünya sinemasında hani arenada arenasında bizi belirli bir yerde konumlandıran bir sinema bence. Ama Nuri Bilge Ceylan sinemasının dışında bence son dönemde belki kadın yönetmenlerden çok, ya biraz orada tabii ufak bir isyanım olabilir ama kadın yönetmenlerin dışında özellikle birçok yönetmen, hani Emin Alper gibi, Özcan Alper gibi isimler mesela ilk aklıma gelenler yaptıkları işlerle katıldıkları festivallerde ses getirdiler. Can Evrenol filmlerini mesela çok severim. Ama onun dışında benim çok sevdiğim kadın yönetmenler var. Azra Deniz Okyay gibi, Deniz Gamze Ergüven, Mustang e, filminin yönetmeni, Pelin Batu, Yeşim Ustaoğlu gibi. E, keşke o anlamda biraz daha kadın yönetmen sayımız fazla olsa. Ama e, bence 90'dan sonra yine bu bir yükselişe geçti. E, ve e, bu anlamda da umutluyum. Yani bir e, kırılma döneminden sonra olan bu süreç bence devam edecek. Ve bunun da sinyallerini zaten şu anda alıyoruz. Yani bundan sonraki dönemde hem Türkiye, yani sadece Türk izleyicisiyle bence kısıtlamayalım. Hani evrensel anlamda da sinema izleyicisinin düşüncelerinin ben evrileceğini düşünüyorum. Çünkü pandemi döneminde bunu çok gördük. İnsanlar kendileri de yayın yapmaya başladılar, içerik üretmeye başladılar. Ee, ve birçok anlamda da derinleştiler diye düşünüyorum. Hani mükemmel bir değişim olmadı ama bir derinleşme olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da daha fazla bence bağımsız film sayısı, içerik sayısı artacak ve daha minimalist ama içeriye dönük bir sinema anlayışı bence gelişecek diye düşünüyorum. Hani çok böyle büyük setler değil de içeriye dönük ve belki daha farklı çekim teknikleriyle mesela Victoria filminden örnek verebilirim. Çok genç bir sinema ekibi plan sekans olarak çekildi bu film ama çok minimal hani 7-8 kişi falan vardı setinde. ...çok izlendi, başından sonuna kadar kesinsiz çekildi mesela bu film. Bu tarzda böyle hani farklı stil denemelerin olduğu çekimlerin olacağını düşünüyorum ben. Ki birçok çok ünlü yönetmen cep telefonuyla dizi çekti, Bu bunun örnekleri çok fazla var. İçeriğin ön plana çıkacağı, farklı stillerin deneneceği bir sinemanın ben daha fazla izleneceğini düşünüyorum. Ki bence de bu çağın olanaklarının getirdiği bir şekilde daha güzel. E, distopyan anlayışa sahip olan filmler bence çok dikkat çekiyor. Zaten belirli diziler var Black Mirror gibi. E, distopyan tarzdaki filmler de bence daha fazla ön plana çıkacak. Ve e, bu iki özellikten dolayı da izleyici bence daha bilinçli ve farkındalığı yüksek bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. E, bu da tabii ümit verici ve heyecan verici. Çok ufak da söylemem gerekirse e, şu aralar... E, kendi öğrencilerimden de kişilerin olduğu ve e, görüntü yönetmeni olarak da yine böyle hepimizin bir ekip oluşturduğu bir sınır diye bir filmimiz var. Göçmenlik kavramı üzerine. Bu da böyle minimalist bir film açısından e, bizim açımızdan çok önemli ve heyecan vericiydi. İşte bu değişen göç politikaları ve göçmenlik kavramı üzerine yapmış olduğumuz bir film. E, bu da az önce söylediğim bir örnek aslında. Hani minimal olarak insanlar kendi filmlerini yapabilirler ve paylaşabilirler. Böyle bir eğilimleri varsa o yüzden ümitli olduğumdan bahsedebilirim. Film izleyicilerine ve film izlemekten çok keyif alan kişilere, film tutkunlarına diyelim. Söyleyebileceğim bazı tavsiyeler var Nacizane. Bunlar e, böyle genel olarak sosyal medyadan işte öneri aldığımız popüler filmlerin dışında kendi dünyalarını keşfedebilecekleri filmlere yönelmeleri bir tavsiye olabilir başlangıç için. O kendi dünyaları her neyse hani o kıstas bence insanın kendi dünyasına başlayan ve biten bir şey. O özgürlüğüyle alakalı bir durum. Ee, kendi e, hani böyle ufak bir aralık bir kapı oluşturabilecek bence filmleri tercih etsinler. Hani o aralar kafalarını yoran konu atıyorum yabancılaşma konusu, insanların mutsuzluğu hani şu an çok yaşadığımız bir problem toplumsal olarak. İşte bu yabancılaşma yalnızlık üzerine ben neler izleyebilirim kavramlar üzerinden gidebilirler yani bunu söyleyebilirim ve bu kavramlarda da bir liste oluşturabilirler. Hani dünya sinemasında neler var, Türk sinemasında neler var gibi. Ya da mesela benim bu aralar işte tak, tak takmış olduğum melankoli kavramından örnek olacak olursa işte dünya sinemasında bunlar var, Türk sinemasındaki listeler bunlar gibi örneklerden çıkabilirler. Kitaplardan yola çıkabilirler. Az önce söylediğim gibi edebiyat ve edebi eserlerin yansıması da bence önemli. Bu hem onları ee, ...değiştiren ve bilinçlendiren bir kavram olabilir. Bu bir tavsiye olarak söyleyebileceğim bir şey. Ee, diğeri de Türk sineması açısından... Örne, e, e, ...öğrencilere söyleyebileceğim, gençlere söyleyebileceğim şey ise şu... Ee, ...gençlerin bence burada daha tutkulu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Kendi üniversite yıllarımı düşünüyorum. Gerçekten film izlemekten ve kitap okumaktan... E, Hiçbir şekilde bıkmıyordum ve sürekli bir araştırma konusu buluyordum kendime ve hani sonra sonra bunun ben çok faydasını gördüm kütüphanelerden çıkmamanın ya da işte bir sürü film izleyip listeler yapmanın. E, o yüzden kendilerini bu konuda daha tutkulu hissedebilirler ve e, merak duygularını bence korumalarının gerektiğini düşünüyorum çünkü merak duygusu insanı çok fazlasıyla hayata bağlayan bir şey kendimize duyduğumuz merak ve dünyayı duyduğumuz merak. O yüzden öğrencilere böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani çok demoralize olmadan sanatım ya da sanat eserlerinin sinema, işte tiyatro, kitaplar onları hayata bağlayacak bir şey olduğunu unutmasınlar. Ve kendilerine çok şey kattıkça bundan haz duyabilecekleri noktasında bence heyecanlarını yitirmesinler diyorum. Böyle bir tavsiye verebilirim bu filmler açısından da böyle. Evet, e, tekrardan teşekkür ediyorum bu programa beni davet ettiğiniz için. Benim açımdan çok keyifli bir zaman dilimi oldu. E, şunları söyleyebilirim. Öncelikli olarak işlediğimiz ya işlediğimiz demiyorum, konuştuğumuz konular melankoli kavramı, Türk sineması, bağımsız ve popüler filmler arasındaki farklar ve seyircinin bu anlamdaki yönelimleri üzerine konuştuk bu programda. E, melankoli kavramı da tabii bu kavramlarda biraz daha sinemamız açısından öne çıkan bir kavramdı. Burada aslında şöyle bir şey söylemek isteyebilirim. Yani insanların biraz kendilerini yalnız hissettikleri, mutsuz hissettikleri bir süreçte sanatın çok güzel bir yanı olduğunu düşünüyorum. Yani iyileştirici ve birleştirici bir gücü var. Ve bu iyileştirici güç bence insanları aynı zamanda birbirine bağlıyor. Bu çok büyüleyici benim açımdan da öyle. Yani seyirci açısından da öyle olduğunu düşünüyorum. Bir filmi izlediğimizde o filmi izleyen bir insanla Aynı noktada buluşup bunun sohbetini edebiliyoruz ve bu bizi karşılıklı olarak iyi hissettirebiliyor. O yüzden sanatın iyileştirici gücünü bence unutmamalıyız ve sinemada bu anlamda yedinci sanat olduğu için görsel bir sanat olarak ciddi bir etkiye sahip. O yüzden iki sinema var diyorum ve Türk sinemasındaki eserlerin bu halleriyle hani bu iyileştirici yanlarıyla ve bağlayıcı ve insanları gündelik hayatlarından uzaklaştırıcı yanlarıyla. Ee, güzel eserler sunduğunu ve daha da sunacağını düşünüyorum evet. ve bu konuda umutluyum tekrar teşekkür ediyorum size <laughs> 90'lardan sonra ortaya çıkan yeni Türk sineması, arabesk ve melankoli kavramı, Türk ve dünya sinemasının geleceğine yönelik sorularımızı yanıtlayan Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü akademisyenlerinden Doktor Öğretim Üyesi Eylül Özçimen'e yanıtları için teşekkür ediyoruz. Haftayı yeniden karşınızda olmak üzere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.